Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakan ve kıymetli bürokratlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Dünya İnsan Hakları Günü ve ben de cezaevi üzerine konuşma hazırladım. Cezaevinde 6 temel sorunla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Bunlardan başlıcaları sağlık, beslenme, dilekçe hakkı, sevkler, eğitime ulaşma ve kitap ve hepsiyle birlikte memurların özlük hakları. Kısaca açıklamak isterim. Öncelikle Adalet Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokolün 5. maddesi gereğince cezaevlerinde personel ve mahkum dahil 1000'in üzerinde kişi sayısına göre haftanın 5 tam günü sadece bir aile hekimi. 500 ile 1000 arasında ise haftanın 5 yarım günü bir aile hekimi, 500'ün altında ise de haftanın 2 günü yarım gün bir aile hekimi bulunuyor. Mahkum sayısı fazla, cezaevi koşulları kötü. Bu sebeple bu sayının mutlaka ama mutlaka artırılması, bu protokolün de yenilenmesi gerekiyor. Sayının en az 2 katı olması lazım. Onun dışında sağlığa erişimde başka bir engel daha var, kelepçeli muayene. Şimdi yine protokolün 38. maddesinde kelepçeli muayene düzenlenmiş. Mahkum hastaneye gidiyor ama orada kelepçesinin açılması için doktordan yazılı kağıt isteniyor. Doktor niye bu yazılı kağıdı versin? Niye bu yük doktorun üstünde kalsın? Bu sorumluluğu almıyor. Öncelikle muhafazalı mahkum muayene odaları yapılmalı. Kesinlikle ama kesinlikle mahkum kelepçesiz muayene edilmelidir. Anayasanın 17. maddesinde düzenlenen insan haysiyetine aykırı bir uygulamadır ve son bulmalıdır. Onun dışında mahkumlar beslenemiyor. Yani sağlıklı beslenemiyor demiyorum. Mahkumlar artık beslenemiyor. Şöyle ki, mahkumların günlük iaşe bedeli ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? 11,5 lira ya. 11,5 lira. Şimdi ya bugün enflasyon %60 olmuş. Siz kabul edin etmeyin. TÜİK %21 demiş ama buna hiç kimse artık inanmıyor. Bugün Ankara'da ekmek 2,25, İstanbul'da 2,5 lira olmuş. Peynire, zeytine yaklaşılmıyor. Vatandaş zaten eti unutmuş. Siz bugün mahkuma 11,5 lira iaşe bedeli olarak ödeme yaparsanız bu demektir ki mahkum acından ölsün. Az önce bir vekilimiz söyledi. Yemekler yenmiyor, çöpe dökülüyor. Yani infaz koruma memurları bu yemeklerin çöpe döküldüğünü görmüyor mu? Çünkü kaliteli yemek çıkartacak bütçeyi vermiyorsunuz. O yüzden yemeklerin tamamı da israf oluyor. Mahkumlar açlığa terk edilmiş durumda bu iaşe bedeliyle. Onun dışında başka bir sıkıntı dilekçe hakkı. Ya dilekçe hakkı anayasanın 74. maddesinde belirtilmiş temel anayasal bir hak. Ancak mahkum dilekçeyi veriyor, akıbetinden haberdar olamıyor. Kendisine dönüşler yapılamıyor. Şimdi şöyle bir hususu yaşadık. Ben 3 yıl önce İnsan Hakları Komisyonu üyeliğine başladım. 3 yıl sonra tarafıma bir anayasa mahkemesi kararı ve bir dilekçe örneği geldi. Mahkum, cezaevindeki bir mahkum, komisyon üyesi AKP'li milletvekiline aynı mektubu yazmış, ona ulaşmış ama bana ulaşmamış, engellemiş cezaevi yönetimi. Gerekçe de cezaevini kötülüyor. Ya cezaevindeki bir durumu bana aktarması hak, hak değil ama AKP'li vekili aktarması hak. Bunu ne zaman öğrendim? Tam 3 yıl sonra Anayasa Mahkemesi kararıyla beraber dilekçe geldi, ben bunu öğrendim. Bu keyfiyetinde mutlaka ama mutlaka önüne geçirilmeli. Bir diğer sorun, büyük sorun sevkler. Tamam, biz kabul ederiz şunu. Yani mahkum istediği cezaevini seçemez. Ama mahkumun ailesine yakın bir cezaevinde hapsedilmesi gerekir. Devletin aile birliğini ve bütünlüğünü koruyucu önlemler alması gerekir. Bu devletin sorumluluğunda. Tam da bu sebeple mahkum mutlaka ama mutlaka ailesine yakın bir yerde tutulmalı. Aksi halde mahkum daha uzak bir yere sürüldüğünde, gönderildiğinde bu hem mahkuma hem ailesine eziyettir. Mesela en son komisyonla beraber Afyon cezaevindeydik. Ya bir mahkum dedi ki bana, ben ailemden çok uzakta kalıyorum. Annem yaşlı ve 5 yıldır onu görmüyorum dedi. Ya 5 yıldır gelemiyor dedi. Bunların tamamı insan haklarına aykırı uygulamalardır ve bunlara son verilmeli. Mahkum sevklerinin önü tamamen açılmalı, bir engel konmamalıdır. Son olarak hepsini, yani bu sorunların hepsini ilgilendiren başka bir sorun var. Personelin özlük hakları sorunları. Şimdi 384 bin cezaevi, 70 bin personel, 265
Şimdi bu kapasite karşısında infaz koruma memurları 657 hesabı devlet memuru ama hizmet sınıfında. Ya polisten askerden daha zor iş yapıyor. Güvenlik sınıfında olması lazım ama hizmet sınıfında. Ayrıca sözleşmeliyle kadrolu arasında farklar var. Arasında uçurum var. Eşit işe eşit ücret verilmeli. Ve başka bir husus daha 3600 ek gösterge hakları verilmeli. Ayrıca sözleşmeye de memuriyette, sözleşmeliye de memuriyette yükselme hakları mutlaka tanınmalı. Neden önemli bu biliyor musunuz? Cezaevindeki huzurun sağlanması açısından bu hakların infaz koruma memurlarına verilmesi önemli. Şimdi bu söylediklerimiz hem eleştiri hem öneri. Bugünün iktidarına yaparlar, yapmazlar bilmeyiz ama bizim sözümüzdür. Millet İttifakı'nın iktidarında bu sözlerimizi biz tutmaya hazırız diyorum ve